Merhaba, bu videomuzda yaptığınız telefon görüşmelerini ses kaydı dosyası olarak telefonunuza kaydetmeyi göstereceğiz. Bunu yapmak için öncelikle Action Call Recording, yani ACR isimli uygulamaya ihtiyacınız var. Ancak bu uygulamayı tanıtmadan önce ben bir arama yapıp bu kaydı dinleterek uygulamayı tanıtmak istiyorum. Arayacağımız numara Türk Telekom Müşteri Hizmetleri. Şimdi arıyoruz. Şu an telefon çalıyor. Tabii ben şu an mikrofonu sessize aldım ki dinlerken sesimiz ona karışmasın. Şimdi bu aramayı sonlandırıp uygulamaya geçelim. Şimdi uygulamaya girdik ve karşımızda son yapılan aramalar bulunuyor. Buradan yaptığımız aramayı dinleyelim. Oynat diyoruz uygulamaya gelip. Şimdi benim konuştuğum yere doğru alalım ve benim sesini de duyalım. Gördüğünüz gibi hem karşı tarafın sesi hem bizim sesimiz de uygulama tarafından kaydediliyor. Ayrıca uygulamada bu aramalara not ekleyebiliyoruz. Ve bize buradan hangi saatte aradığımızı kaç saniye sürdüğünü de yazıyor. Gelen aramalar, giden aramalar diye filtre seçenekleri var. Şimdilik onları boş verip uygulamanın ayarlarına dönüyoruz. Uygulamanın ayarları bu tarafta. Burada sadece genel ayarlar kısmı bizi ilgilendirecek. Bu pin kodu olayı uygulamada aramalarınız olduğu için hassas aramalarınız varsa telefonunuz başka birinin eline geçtiğinde uygulamaya ulaşmamasını sağlayacak. Koyu tema artık YouTube ve Twitter gibi büyük siteler, hatta iOS, Android gibi büyük işletim sistemleri bile bu temayı kendilerine hazır olarak sunmaktalar. Bu bildirim özelliği ise burada bahsettiğimiz şey. Bu bildirim sayesinde arama yaparken kaydediyor bildirimini görürüz. Arama yapmıyorken ise uygulamanın açık ya da kapalı olduğunu görürüz. Uygulamanın kayıt yapmasını istemiyorsak ana sayfaya gelip buradan aktif kısmını kapalı seçebiliriz. Devre dışı bildirim de uygulama kayıt yaptığı halde yukarıda bildirim gözükmesin demek. Artık bunu seçmek size kalmış. Çöp kutusu silinen dosyaların ana sayfada değil de bir çöp kutusunda görünmesi. Çöp kutusu sistemini pek çoğunuz Windows'tan biliyorsunuzdur zaten. Bunu anlatmamıza gerek yok. Bu dahili medya oynatıcıysa telefonunuzun içindeki dosyalardan değil de direkt uygulamaya geldiğinizde sesleri dinleyebilmenizi sağlar. Buradaki müzik kataloğu ise telefonunuzda bulunan müzik uygulaması. Eğer varsa kendi müzik uygulamanız, yoksa Google Play Müzik'te yapılan kayıtların bir müzik olarak sunulmasını veya sadece uygulamadan erişilmesini sağlar. Bu uygulama gayet sade ve kullanışlı bir uygulamaydı. Daha fazla video için şu anki ekranlardan bizi izleyebilirsiniz. Koyu tema